Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah aşkına olsun iyiyim. Bugün biraz daha iyi. Yani güzel bir hediye geldi. Zaferem gelirken getirdi İstanbul'dan. Tabii şaip göndermiş. Böyle arkamda görüyorsunuz. Tablo yaptırmış. Bana hiç söylemedi, haberim yoktu. Sabah gördüm ben. Göstereyim sizlere de. Videomuza geçelim. Arkadaşlar böyle tablo yaptırmış. Bir de yazısı da var tabii yanında. Böyle yazısı da var yanında. Ne yazıyor? Şöyle. Sevmek kimine bir heves, kimine bir nefestir. Nefesinde huzur buldum, sevdiğim. Sonsuzluğunla dolu dört bir yanım. Varlığınla dünyamı yaşanır kılıyorsun. Seni seviyorum. Şuayb Kırma. Çiçek sepetinden böyle güzel bir hediye yapmış. Yazı ayrı güzel. Hediyesi ayrı güzel tabii. Böyle. Evet, yine Ordu'dayız. Arıcılarımız abi kenara. Yine Ordu'nun yaylalarından arıcı arkadaşlar buradalar. Arıları sermişler. Güzel bir yayla, çiçeğin bol olduğu. Kaç çeşit, her çeşit şey, soba yanıyor. Her çeşit o çiçekten faydalanıyor. Ordu'nun güzel ballarını yapan arkadaşlarımız buralarda bu şartlar altında çalışıyorlar. Güzel arı balı üretip bizlere sunuyorlar. Allah razı olsun onlardan. Şöyle, evet, bizim aldığımız yaylanın aynısı da burası var. Bizim yaylayla aynı eşit ayarda. Şurada karşıda tepede bizim yaylada. Göletimiz de var. Ayrıca yazları faydalanmak için, tatilciler için köy evleri, küme evleri. Şöyle göstereyim size. Kiraz bunlar. Daha burada kirazlar yeni açıyor. Kirazlar, cevizler yeni açıyor daha. Süper bir yerdeyiz. Güzel bir yaylalardan sizlere selam olsun dostlarımıza. Almanya'dan İdris abiye ve Almanya'daki tüm gurbetçilerimize selam olsun. Şöyle süper bir yer. Manzarayla sizi baş başa. Resim gibi ya. Evet. Süper bir manzara. Güzel bir yaylalar. Güzel bir yerler. Türkiye'mize teşekkürler. Mehmet abi verir misin bu tarafa? He, burayı koruyor. Şu dereyi çektim abi. Çok güzel ya. Çok süper bir yerdeyiz. Mehmet abi şöyle geçer misin? Tamam. Evet. Ordu bölgesine ait yaylalar. Çok süper bir yayla. Mezra, köyler, mini köyler var. Oraları sizlere daha burada kirazlar bile yeni çiçek açmış. Arkadaşlar. Evet, ormanıyla, doğasıyla, kuş sesiyle. Çok süper bir yer. Dağlar böyle.
da beraber çok güzel bir arıcı yeri, arıcıların memleketi, ordu. Dağlara yaptıkları evlere bakar mısın? Dağların, tepelerin başındaki çok süper evler yapılmış. Çok güzel gözüküyor, cıvıl cıvıl. Şöyle bir bak, şöyle dağların şeyi, sisleri oturmuş. Tam böyle buranın yayla zamanı gelmiş. Abi çok güzel yerden yer aldın. Evet. Armutlar, dereler çağlıyor fışır fışır. Kirazlar yenişiyor. Evet, dereyi de çekeyim size. Şırıl şırıl akıyor. Fındıklar. Evet abi, çok güzel yer aldın. Evet, teşekkür ederim kardeşim sizden de. Allah razı olsun hepinizden. Zafer abi, hayırlı olsun. Çok güzel bir yer. Bürgen kestane karışımı ormanları çam. Ayrıyetten hava dar. Nefes dallığını açabilecek güzel bir yerler buralar. Anadolu'muzun en güzel yerlerinden birisi Ordu. Sen pırasa dikmeyi biliyorsun, onu biliyorum, bunu biliyorum. Ben niye hiçbir şey bilmiyorum burada, sap mıyım? Nasıl dikiliyor biliyor musun? He? Nasıl dikiliyor? Normal soluyor, bitiyor. Hayır. Mesela böyle fortum emi burada var. Tarlaya full fortum döşeyeler. Mesela bu ara böyle full fortum. Şeyle dikiyorum bunu. Bu şekilde duruyor fortum emi, buraya bir buraya. Çöpü dıkıyorsun. Bak şimdi nasıl anlatayım sana. Fortumu yanına dıktın emi çöpü. Böyle, 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 böyle. Bele, 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 bele. Duydunuz arkadaşlar, bele, bele, bele. Dur lan, beni de kazmalama. Buraya, niye kazma buraya? Buraya durmak getirmedi. Çarpılmadı. Lan, bir şey olmadı. Evet arkadaşlar, yengem patatesleri mükemmel bir şekilde görüyorsunuz, görüyorsunuz. Var cidden çok güzel büyüdüler ha. Kaç sap var? 6 7 5 16 tane galiba. Evet. Bunlar mısır arkadaşlar. Yengem dikmiş. Dur lan. Mısır. Bir iki karık mı ektin? 3-4 tane. Evet, aha, bura. İki karı. Bura. Bir de burada var, mühelledim onları. Ha, eline sağlık. Evet. Büyürse erkenden. Çıtır mıdır? Evet arkadaşlar, fasulyelerimiz mükemmel oldu. Bakın arkadaşlar, en güzel sıraydıktan da bu bölüm olmuş. Evet. Evet arkadaşlar, maydanozlarımız yemyeşil, çayır çimen. Mis mis bakın. Görüyorsunuz. Evet, rokalarımız küçük yaşta çiçek atmaya başladı arkadaşlarımız. Burada biber fidesi varmış. Ben pek inanmıyorum. Bu galiba. Yasam yok ya. Burada sözde domates vardı. Pek göremiyorum domates. Domates yok. Ha, tek tük vardı arkadaşlar. Olanlar da yanmış gariplerim. Soğanımız. Soğanımız tohum vermeye başladı arkadaşlar. Çok verdi ya. Biraz da tohum versin dedik. Evet. Mükemmel bir bahçemiz oldu. Zaten
biliyordunuz domateslerin tüplü aldılar ama. Ana ince şu ne? Yiyecek mi bu? Yok mu, burada kirpi öldüydü ya bir ara. Ay korktu. Kirpinin şeyleri kalmıştı yani. Arkadaşlar burada bir kirpi yavrulamıştı. Burada enikleri de vardı bir sürü. Burada geziyordu, biz anlamadık. Burada tek 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 hem yenge öldü hep. Üç yavrusu bir de kendi öldü. Hayvan var. Cidden çok üzüldüm onlara. Hayvanlar. Evet arkadaşlar. Domateslerimizin çok kötü oldu. Evet görüyorsunuz. Domatesler tüplüydü ama tüplü olmak bazen işe yaramıyormuş. Bayağı uzun. Ondan sonra burada biberlerimiz. Biberlerimiz güzel oldu. Cidden biberler çok güzel tuttu. Bu biber her yerde yetişen. Mesela bakın arkadaşlar, çiçeğe bile olmaya başladı. O şekildeyim ben size. Öyle güzel tuttular. Salatalıklarımız birazcık gerizekalı kaldı. Yani biraz masum masum kurudular. Ama tekrardan ışkım vuruyor. Bak bu pert olmuş. İşte bu dıt. Bu da. Bunların hepsi salatalıktı. Bak şurada da salatalık varmış arkadaşlar. Patlıcanlarımızı dün almışlardı. Dündü değil mi? Patlıcanlar dün aldıydı değil mi annemce? Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız manyak mı? Yani büyüdüler. Ne diyeyim? Yenge siz patlıcan eskiden tohum mu alıyordunuz? Yoksa fide olarak mı alıyordunuz yine? Evet arkadaşlar, yengem güç gösterisi yaparken yoruldu. Sert ama. Kırılmış olaydı bu kadar sert olmazdı. Evet arkadaşlar, yengeme hiç dokunmayacağım. Çünkü bu öfkeyle bana dalabilir. O yüzden yanından yavaştan uzaklaşacağım. Sakin sakin. Ve çiçeklerimi göstermek isterim. Evet, çiçeklerim çok güzel oldu. Güllerimle bakın, çoğunda yaprak var arkadaşlar. Mesela bakın bunlar da falan böyle çok güzel oldular. Bence çok güzel gül oldu. Bu incir. Güle ya. Evet arkadaşlar, bakın bunlar çok güzel büyümeye başladılar. Acayip bir şekilde yani. Yağmuru falan yedikçe görüyorsunuz. Çok güzel ve oha yılan mı? Ay. Bakın arkadaşlar, ben ilk defa görüyorum yanlardan ışkım ve ne? Dur ya, ışkım vermiş bunlar. Işkınlarımı göstereyim. Evet. Arkadaşlar çok güzel ışkım vermiş ama ciddiyim. Susar mısın biraz? Tebekler falan arkadaşlar. Hatta tebekler arkadaşlar üzüm vermeye başladılar. Bakın görebilirsiniz. Bak böyle. İşte bunlar annemin çiçekleri. Çok çirkinler arkadaşlar. Her neyse. Ama güzel, ben seviyorum. Teyzemin hediyesi olduğu için seviyorum zaten. Aslında bu çiçeği sevmiyorum. Çiçek açmadığı için. Evet arkadaşlar, yengem define buldu. Yetiş. Çakı çakı. Hayır, bak bak. Biber. Bak bu da biber. Bu da biber. Bilemedim ben, söktüm. Ya gazmayı fırıncı. Evet kaldım. Arkadaşlar, geçen sene burada biber domates vardı. Biberlerimiz, domateslerimiz. Açayım da büyüsün, yerlerini değiştiririk. Arkadaşlar yengem birine ektiği yerde güzel büyümedi. Kendi başına büyüyenlere bakın. Söktün mü biber? Eşini sök. Arkadaşlar bu çok safsanak bir yengem. Şaka şaka. Yengem bilemedi arkadaşlar. Safsanak bir yengem derken. Şaka yaptım ya. O nasıl bir laf ya? Bir dakika. Şaka Evet arkadaşlar. Yenge bu ne? Elle mi? Ha, tıkıl. Bunlar tıkıl domates biliyor musun? Bu elle ara tıkıl domatesti. Buraya acaba otunu beyle alıp da bıraksam mı? Bence otunu almayak yanmasın. Yanar yanar. Cayır canır yanır. Yalandan işten kaçmak için. Kaç oradan. Evet arkadaşlar, yengem burayı domatesli olduğunu bilmediği için dümdüz. Yenge ben de vurayım mı? Geldim. Tamam sen çek, ben vurayım. Aha domates aldı. Arkadaşlar gözünüz de görüyor. Aha öbür domates de aldın, daha ne anladın? Hadi lan aldın oradakini. Evet arkadaşlar, bamyeler çıkmış ama ben göremiyorum. Neyse boş ver. Aa.
Evet arkadaşlar, meyvelerimiz çok güzel durmuyor mu? Bakın be. Niye? Arkadaşlar ilkten kaçmak için nasıl bir şey bulursam bulayım gene kaçacağım. Tamam ama şimdi kaçacağım. Evet arkadaşlar, bu hurmaymış. Her neyse. Evet, bu tikensiz kuş burnuymuş. Arkadaşlar kirazım çok güzel büyüdü ama bunun alt dallarını babam kesecek. Şurada da kiraz var. Şurada kayısı var. Hadi daha gideceksin sen. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yenge yapma ya. Ben buraya domates otu ayıtlamaya değil, video çekmeye geldim yanına. Severim seni. En büyük kral bizim kral. Bam 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 bam. Ça 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 ça. Bam 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 bam. Oğlum buraya nasıl vuracaksın? Bak şimdi burayı görmüyor musun? Evet arkadaşlar, tırmık almaya gidiyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, buralar cidden çok güzelleşti. Buralar böyle yeşillendi falan. Hatta kirazlar da olmaya başladı. Yani ilk kirazı yedik tabii ki biz. Evet, görüyorsunuz buralar çok güzelleşti. Güzel tırmığı buldum. Ve yengemin yanına gidiyorum. Ağır ağır adımlarla. Bam bam bam. Bam 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 bam. Al yengecim. Tırmığı buldum ve getirdim. Bir teşekkür yok mu? Ne? Teşekkür ederim diyebilirsin. Efendim yenge? Dalga mı geçiyorum? Teşekkür edebilirsin dedim, ben dalga geçmiyorum. Evet arkadaşlar, yengem kazmaladı. Vah, kastayım dedim. Evet, şimdilik tırmıklıyor. Ve kirpinin postu yine çıktı. Yengem şimdi onu alacak. Yenge, yenge. Bir baksana. Yenge. Nope. Şu anda midem. Arkadaşlar, yengem cidden serada çalışmış. Yani domates, soğan, dim ne derseniz, patates, patlıcan, ne ararsanız, her bitki, pırasa, ıspanak, ne ararsanız, kiraz, kayısı, şeftali, ne bulursanız hepsinin nasıl yapıldığını, nasıl dikildiğini, nasıl edildiğini, nasıl hasat yapıldığını bile biliyor yani. O şekildeyim arkadaşlar. Mübarek, yani yanlış anlamayın da iyisinin kötüsünü bile seçiyor domatesin. Ben daha önce bilmiyorum. Ben domates dikmeyi de bilmiyorum, biliyor musun? Domates bir şey bırak, hiçbir şey ekmeyi bilmiyorum ben. Yenge. Patlıcanın pidini, salatalığın pidini, domatesin pidini. Onların hepsinin pidini. Ya şimdi bu domatesler belli olmuyor küçük olduğu için. Saradaklar bir büyüyor. Tabii yukarılar. Ya iplerle arkadaşlar. Ya bu... Onları temizleyin. Daha güzel şeyler derler. Kıvırcık, maydanoz, değil mi? Ya marul kesimini, hazırlanmasını, kabak hazırlığı, yani pazarlık yapımını, salatalık, domates, kiraz, fişne, armut, elma, hepsini... Yenge, yani, elmayı nasıl topluyorsunuz? Şöyle bir şey diyeyim, hepsini bir gaz suya, yani bir dünya gaz suya hazırlayıp satabilecek bilgi var. Evet. Ayakta alkışlıyoruz. Bam bam. Nasıl yani elmayla satıyorsun? İncitmeden kibar kibar. Ha, bizim gibi toplamıyorsunuz mu? Arkadaşlar benim topladım. Ben geçen gün bir elma toplayayım. Yani bundan yazın elma toplayayım dedim. Arkadaşlar 2 gün içinde çürüdüler. Niye oldular ben de anlamadım. İşte, yani şey yaptığın, zedelediğin için. Kabakları bile o kadar narin topluyor ki. Ondan sonra bak şimdi, kurumuş kabağı, ha yeniden kızartma kabağı var ya, kurumuş, canlandırır. Ah, oh my god! Oh my god! Şey nerede bu? Ne? Biz bunu ne yapacağız? Bir şekil dıkmamız lazım. Pırasayı bir kere. Ben getireceğim onu da. Kapat. Evet, gidiyorum. Başta kurdum.
Evet arkadaşlar, ben kaslı kollarımla açtım, yengem de gömüyor. Evet, yengem neleri çok çirkinleşti. Nerede kalın? Geliyorum. Benim elimde vardı ya onu. Buldun mu? Ben kendim işte. Bak üstü gömülmüş, gördün. Bir tane versene. Bak şimdi gizli. Da la 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 la. Bunu balçıktan büyütmüşler bunu ya. Görmüyor musun balçı? Allah'ım ya. Bence yetti, yetti. Bir sıra daha al. Yetti. Şurayı açsana, bak şurada yer var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz dikme şeklinde mükemmel bir şekilde tuttu. Görüşürüz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Babam Ordu'dan sizlere güzel bir videolar çekti. Babamdaydı dün YouTube işi. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar herkese.